doğduğum evde burasıdır. İşte iki oda bir sündürme vardır. Arka tarafta bir hamam vardı. Eskiden Türklerin evlerinde hamam da vardı birçoğunun. Dışarıdan yanardı falan. 1952'de Rum bir ebe doğurttu annemi. Evrihu'dan gidip aldılar kendini eşeğine ve getirdiler buraya. Babam da o kadar heyecandan evden kaçtı, Ayvifan'a gitti. Ve haber beklerdi ondan sonra. Sonra doğum olduktan sonra halası çıktı, köyün yarısına gitti. Ona bir çığlık attı öteki tarafa. Gel de hanımın doğurdu falan. Babam sevinerek ondan sonra çıktı geldi. Benim bütün çocukluğum da işte bu mahallede geçti. Yan komşumuz burada Mariannalar vardı. Onların çocukları, kızları vardı. Diğer Türk aileler, akrabalar hep buraya serpiştirilmiş. Yukarıdan da başka Rum komşular. Ve bizim keçilerimiz vardı falan. Her gün sabahtan sütleri toplardı. Mesela bu hafta annem toplardı. Öteki hafta Marianna toplardı. Öteki hafta öbürü toplardı. Münevebeli bir şekilde sütleri toplarlar. Hellim yaparlardı. Borçlandırma yaparlardı böyle birbirlerini. Yani güzel bir beraberlik vardı. Mahallede hiçbir sorun yoktu. Biz 10-11 yaşında kaçtım ben işte buradan. Bir yerde Aybifan, Linu, Flasu hepsinin kahvecileri, kahveleri ortaktı. Marketler, bakkallar da orada vardı. Belli bir dönemden sonra Türklerin kahveleri ayrıldı. Türkler kendi kahvelerini kurdu. Onların kahve ama gene birbirlerine gidip gelirlerdi. Gidip gelirlerdi. Kumar oynardık. Kumar oynarlardı. Kumar oynardık beraber Rumlar. İçki içerlerdi, meyhane işi falan. Evet, üç onlar bir de Türk. Evet. Kumar oynardık. Babam hele oyunlara çok meraklıydı. Hem içkiye meraklıydı, hem kağıda meraklıydı. Gece bazan kahveden toplardı kendini. Biz giderdik. Gelmediğinde annem gönderirdi bizi çocuklar. Bakar gider babam oynar kağıdı. Gel içeri der. Gel içeri siz de oturun falan. 63'ün şeyine kadar hiçbir değişiklik yoktu. Yani olaylar 63'te işte Aralık ayında başlayınca bir gecede iki gecede bu iş alt üst oldu. Onlar binlerlendi, biz de 1-200 kişiydik. İki defa kaçtık biz. Anlaşma olunca 60'ta, anlaşma oldu. Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet kuruldu, döndük geri. 63'te gördük de kızıştı ortalık. Herhalde teşkilat haber verdi bizimkilerine. Kaçın çapık, yolda yayan geldik Lefke'ye. Çocuklar da omuzumuzda. 63'ten sonra kaçtık, yaktılar özleri. Sekizde de aniden böyle kaçtık. Ama o zaman daha 7 yaşında, 6 yaşında bir şeydim. Çok hatırlamam nasıl oldu. Yaya olarak gelirdi Rumlar öldürsünler bizi. Kayardan. Evet. Gördük Ener'in köyün ileri gelen bir kişisi Rum. Yani Hacı Metriyo derler kendine. İnekçilik yapardı bu. Yüzlerinden ineği vardı. Süt sahurda gezdirip satardı. Dönün geri çabuk dedi kenarına, demiş kenarına. Da biz bunlarla kardeş gibi geçinirik. Yani. Hadi siktir olun. Döndürdü, yollattı kenarını geri. Bir başka sefer polis vardır Evriho. Var 2 mil yukarı bir bu köyden. Polis ondaydı. Doldurdular. 4-5 tane otomobilde geldiler ki onlar da bizi öldürsünler. Türk vardı şey, mücahit yazılardı o zaman. Endi aşağı el yeli bir olancık. Tüveyi çekti üstlerine. Çapık dönün, ya hepsinizi vuracağım burası dedi. Birbirine vururdu otomobiller geri geri gitsinler. Kaçtılar, kurtardılar bizi. Üçüncü de gayrı kaçtık biz. Korktuk. Ama ilk kaçtığımızda 6-7 aile bir evin içindeydik. 57-58'de vakıfların evleri vardı. Vakıf evi vardı. Hanay altı. Çocuklarımızın her birimizin 3-4 tane çocuk. Bir 30 kişi. Çok sıkı çektik o zaman. Hı-hı. Hatırlarım o geceki gittik oraya Lefke'ye. Koduk yiyelim. Bütün
mahalle tabaklarından yemek getirilirdi bize. Hünkür hünkür ağlardım. Ben başkasını yedirim. Yetirsin beni. Şimdi bunlar. Hünkür hünkür ağlardım. İlk geldiğinde, kapılar açıldı. Şu ilk geldiğinde ne hissettin öyle? Sanki tabii cennete geldim. Hissettim. Bu der Sami. Ne yapar baba? Babam dedi, köye gittiğinde aslan olur dedi. Köyden kaçtığından dedi, kedi olur dedi. olur bizim köye geldim inan. Evet. Köyde, Aydın köyde kahveye yürüyerek gidemez babam. Ama buraya gelince şimdi bütün tarlaları gezebilir. Elim yanma yalnız başıma hayretmem. Sonra biz kör topal olduk. Karıda ben de. Bakkal uzak. Kim gelecek getirsin bize yemeği kemiği? Ben de dönemem artık çünkü hayatım bu tarafta bağlanmıştır. İşim gücüm o tarafta. Bu tarafta ilişkilerin, şunların bunların sınırlıdır artık. Yani öyle bir düşünce yok. Dönmeyiz. Ancak işte buralarda artık malları değiş tokuş yaparsak falan filan. Ancak burası nostaljik bir ziyaret gibi bir şey olur. Ama buradan ayrıldığımda ben yani vücudumun bir parçası eksik gibi hissederim. Hani insanın bir ayağı kopar ya mesela ben buraya gelince başka türlü bir duygu böyle çocukluğumun hatıraları, oynadığım şeyleri, bu argın içinden akan su, bu argın içine benim girişim, eşeğin üstünde gidişim, yani bu mahallede oynamalarımız, diğer çocuklarla beraber, Rum çocukları, Türk çocukları beraber, bütün bunları düşündüğümde yani hayatımın bir yerini kesip attılar veya vücudumun bir organını kesip attılar gibi bir duygu var içimde. Ve o şey daha yapışmaz, bir türlü eklenmez o parça vücuduma. Tutmaz yani dikiş tutmaz gibi bir şey hissederim. Uyum şeyi var, sorunu var. 3 parmak, 4 parmak her gece. Şeyler var. Haydi fadır. Karşı tarafta işte babam tarlalarını görür, zeytinlerini görür ve şey. O çok zeytinler işte benimdir. Benim doğduğum, biraz önce söylediğim doğduğum gün o karşıdaki zeytinlerin yanına geldi halası ve oradan buraya çağırdı. Babam da burada oturmuş. Burada oturdum. Burada bir taşın üstünde. Büyük. Oturdum burada. Aha o zeytinliğin kenarına geldi. Ve Selahi, ne var hala dedi bir yani böyle. Gel de karın doğurdu be de oğlan etti be dedi bana. Ayaklarım götüme vurdu koşturarak.